Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli cemaatim, Rabbimize hamd olsun, Rabbimize şükürler olsun ki, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu artık hasat meydanı olan, mevsimi olan, insanların cehennemden ferç ferç günahlarından arındı ve cennetle müjdelendiği, İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve cenneti ayeti celilesinin müjdesine nail olmuş müminler olarak bayrama ulaşma günlerine Rabbim bizleri ulaştırıyor. Tabi her günün, dedik ya her içerisinde bulunduğumuz günün kendine göre iklimi, kendine göre programı olması lazım. Yani Efendimiz Recep ayına girerken hep hedefi belirlemiş. O Recep ayındaki ibadet programıyla peygamberin hayatına baktığımızda Ramazan'ın ilk onundaki peygamberin hayatı farklı. Yani standart bir hayatı yok. Peygamberin her gün aynı tas, aynı hamam ifadesi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her mevsim, her güne özel programı var. O zaman biz de onun ümmeti olduğunu elhamdülillah iddia ediyorsak onu taklit etme noktasında başı rahmet demiş. Rahmet günlerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tarif ederken sahabi kiram Peygamber Aleyhisselatü Vesselam rahmet günlerinde nasıldı sorusuna Abdullah ibn Mesud radıyallahu an buyuruyor ki Hazreti Peygamber Ramazan günlerinde esen yeli vardır ya esen yel nasıl esen yeli böyle rüzgar eser insan ferahlar ve rahatlar İşte Abdullah ibn Mesud radıyallahu an diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o esen rüzgardan daha cömertti. Tabire bakar mısınız örneklemeyi? Esen rüzgar ne kadar cömert, kendisini esirgemez, herkesin böyle göğsünü ferahlatır. İşte Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın günlüğünü, hayatını tarif ederken Hz. Peygamber esen yelden daha cömertti diyor. Peki aynı peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın ilk günlerinde çok cömert olan çevresinde adeta kendi yiyeceğini bile bakınız yanı başında bulunan dolabında ayırt eden işte bir ay sonra yiyeceğinden infak eden bir peygamber değil. Bunu iyi anlayalım. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın akşam iftar yapacak üç hurmasının üçünü de İnfak ettiği için Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki Esen yelden daha fazla cömertti. Cömertlik kademesini de bizim anlamamız lazım. Neye göre cömert? Ayeti celilede de Cenab-ı Hak diyor ki onlar varlıkta ve yoklukta infak ederler. Yani var olanı vermek vermek aslında özü itibariyle zordur. Ne kadar var olursanız, ne kadar zengin olursanız olun, vermek kolay bir şey değildir. Zordur. Ayeti celiyle de hep bunun altında durmuş. Ama cömertliği şöyle kısımlandırıyor. Onlar sadece varlıkta veren kişiler değil, asıl muttaki olan kişiler. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın gerçek manada izini takip edenler, yani diğer bir ismiyle muhsinler, muttakiler, onlar Varlıkta değil. Sahabi kiram elinde yok. Canımı mı alacaksın dersin, derler ya insanlar. Verecek bir şeyim yok. Sahabi kiram artık bu üst çıta verecek bir şey olmadığından dolayı gitmiş ödünç para almış. Ödünç para almış ve onu infak etmiş. Bu bizim için çok uçuk olabilir. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bir ay sonuna yiyeceğini infak etmemiş veya üç gün sonra kendine yetecek kadar buzdolabı doluydu. İşte kilerinde şu kadar yiyeceği vardı. Ondan vermedi. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın içerisinde bulunduğumuz bu günlerde en belirgin özelliği öne çıkan ve bize model olması gereken hareketi, sünneti o esen yelden bile cömertti ifadesini üzerine düşünmemiz lazım. Nasıl esen yelden bir insan daha fazla cömert olabilir? O zaman var olanı veya 3-5 gün sonra yiyeceğini vermek değil. Elinde yiyecek veya ağzına almış, ağzındaki yiyeceğinizi artık o sizin nasibiniz diye düşündüğünüz yiyeceğinizi tabiri caizse ağzınızdan çıkarıyorsunuz karşısında karşınızdaki daha muhtaç olan kişiye takdim ediyorsunuz. Öyle kolay bir şey değil. Ayette onlar varlıkta infak ettikleri gibi yoklukta da infak ederler. Bunları zaten onları üstün kılan budur. Üstün kılan yoklukta. Yani yokluk derken imkansızlık içerisinde imkansızlık içerisinde yine de cömertçe infak eden kişidir. Değerli dostlar, geçen sohbetimizde bu günlerin başı rahmet, ortası mağfiret ve son günleri de artık cennetle müjdelenme, günahlardan arınma günleri demiştik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu içerisinde bulunduğumuz günlerde en fazla çevresindeki insanlara her türlü infakı yapar. İnfak dediğimiz zaman her fırsatta, her noktada cemaatimle bunu paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen artık ön yargılarımızı kıralım. İnfak dediğimiz zaman aklımıza sadece para gelmesin. İnfak her türlü hadis-i şerifte tırnak içerisinde geçiyor. Her türlü infakta bulunurdu. Sadece para infakında değil. Para infakında yapsaydı Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam elindeki işte bir tane altınını infak etti diye geçer. Ama bize asıl örnek olacak her türlü infak dediği zaman içerisinde bulunduğumuz mağfiret günlerinde yani Hazreti Peygamber bol bol çevresine tebessüm infakında bulunurdu. Çevresindeki insanlara iyilik infakında bulunurdu. Çevresindeki insanlara güzellik infakında, güzel koku infakında bulunurdu. Yani bir kişi mescide veya evinden çıkarken bugün ben güzel bir koku sürüneyim mescide giderken veya duş alayım da çevremdeki insanlar benim o kötü kokumdan veya olur ya bir kişi rahatsız olur veya başka bir kişi sarmusak yemişken veya işte ayaklarında mantar hastalığı olduğu halde, bildiği halde bunu sıf Müslümanlar dikkat buyurun. Sıf Müslümanlar rahatsız olmasın endişesiyle duş alması, koku sürülmesi veya o hususla alakalı titizlik davranması bir infaktır kıymeti dostlar. Efendimizin buna benzer çok hadis-i şerifleri var. O kişi ki diyor yolda yürürken yolda bir tane taş gördü. Yani insanların atına, devesine o dönemde, bugün de arabasının tekerleğine veya yürürken bir çocuğun Allah muhafaza bisikletinin tekerine dokunur da zarar görür endişesiyle, niyet. Onu yolun ortasındaki taşı kenara itmek de bir infaktır. İnfak derken bugünlerde Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, esen yelden daha cömertti, infak ederdi dediğimiz zaman hemen aklımıza para geliyor. Para vermemiz lazım. Hocam benim imkanım yok ki neyi vereyim? O değil. Herkesin infak edeceği mutlaka bu günlerde Allah'ın hepimize farklı farklı. Allah eşit değildir dedik geçen dersimizde. Bizden de eşitlik istemiyor. Eşit olamayız ama Allah adildir. Allah her bir kuluna, yarattığına ayrı meziyetler vermiş. Kuşlarda, hayvanatta bile böyle. İnsanlarda da böyle. İnsanların hepimizin ayrı ayrı özelliği ve güzelliği var. İşte insanın asli görevi bu dünyada kendini keşfetmesi. Kendindeki güzelliği ortaya çıkarması ve onu bütün çevresindeki insanlara infak etmesidir işte. Infakın adı bu. Tebessüm de infaktır. Yoldaki taşı kenara itmek de bir infaktır. Çevremizdeki insanlara selam vermek de infaktır. Onun için Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu günlerde içerisinde bulunduğumuz mağfiret günlerinde en fazla ne yapardı hocam sorusuna esen yelden bile cömertti. Ama her türlü infakta bulunurdu. O zaman biz de Nasip olursa yarından itibaren Ramazan'ın son 10 gününe giriyoruz. Son 10 gün programı Hz. Peygamber'in Ramazan'ın ilk 20 gününden alakasız. İlk 20 günde infak eden namazını, teheccüdünü, secdesini çoğaltan Peygamber artık Ramazan'ın son 10 gününde dikkat buyurun. Peygamberlik gelmeden önce Peygamberlik geldikten sonra değil, hayatı boyunca Ramazan'ın son 10 gününde mescide kendisini kapatıyor, dünyadan elini eteğini çekiyor ve tamamıyla Allah'a kendisini veren bir peygamber görüyoruz. Ve bu peygamberlikten önce değil, 23 yıl değil, peygamberlikten önce de bunu hayatı boyunca hiç ihmal etmediği, hayatı boyunca yaptığı tek sünneti nedir diye sorsanız itikaftır. Bu kadar önemli. O zaman Rabbim itikafa girecek kardeşlerimizin itikafını kabul eylesin. Bizler de bu saatlik olarak sadece mesela sünnet olan Efendimizin işte 10 gün boyunca tamamıyla e, caminin, mescidin bir köşesinde itikafa girmek. Dünya kelamı konuşmamak. Ama biz de esnaf olan abilerimiz, cemaatimiz camiye bir saat önce geliriz. E, niyet ettim Allah rızası için itikafa niyet etmeye. Veya şuradan işinize gidiyorsunuz. Şu caminin şu kapısından girerken niyet ettim Allah rızası için itikafa girmeye deseniz şu kapıdan girip üst kapıdan çıkıncaya kadar zaman dilimi ne kadar geçti? 5 dakikalık itikaf sevabı alırsınız. Camiye girerken Lütfen bu son 10 gün herkes itikaf yapabilir. İlla itikaf 10 gün şuna gireceğiz. Sünnet olan odur. En güzeli, en efteli olan odur. Ama yapamıyorsam hepsini terk etmek de değil. Yapabildiğim kadarının sevabını alırım. Bunlar bir fırsattır. Rabbim fırsatı değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin.